A bölü B şöyle verilmiş. Birinci sayı 3 bölü 10. İkincisi 9 bölü 100. Yani şöyle düşünürsek bunlar yan yana yazılmış. Ben şimdi alt alta yazmayı deneyeceğim. Birinci sayı 3 bölü 10. Yani şöyle 3 bölü 10. Biz 3'ü 10'a bölersek 0 virgül 3 olur. Yani birinci sayımız 0 virgül 3. İkinci sayımız 9 bölü 10'un karesi 100. Biz bunu 0,09 gibi düşünebiliriz. Şuraya yazıyorum. 0,09. Diğeri buradaki sayı 9 bölü 1000. Şöyle. Ki bu da 0,009 olacak. Yani şuraya yazarsam 0,009. Bir sonrakinde 4 tane 0 var. Demek ki şu olacak. 0,0009. Böyle devam edecek. Böyle devam edecek. Biz bunu toplarsak alt alta ki A bölü B ifadesiydi bu. Eşittir. Şurası hep sıfır zaten. Aslında sondan başlamamız lazım ama artık olmadığı için, elde oluşmadığı için bu taraftan da yapabiliriz. Şurası sıfır, virgül. Burada bir tane 3 var. Şurada bir tane 9 var. Burada yine bir tane 9 var. Burada yine bir tane 9 var. Böyle 9'lar gidecek. Demek ki bizim A bölü B sayımız aslında 0, virgül 39, 9 devreden şeklinde bir sayı. Bunu hesaplayacağız. Tabii devredeni hesaplarken formülünü kullanabiliriz. Ama direkt şunu da düşünebiliriz. Eğer 9'lu bir devreden varsa, 9'lu olan kısımları, yani şu devreden haneleri bir üste tamamlayabiliriz. Şunları. Aslında 39 burası, 40'a tamamlayabiliriz. Aslında 0,4 olur. Bunun sonucu. Şu 39'u bir üste tamamlarsak 40 olur. Biz bunun sonucuna 0,4 diyebiliriz direkt. 0,40. Yani 0,4. Sonra A bölü B'yi hesaplayabiliriz. Ama diyelim ki bunu yapmak istemeyip devirli ondalıklı sayıyı çözerek bulmak istiyorsak onu da şöyle yaparız. 39 sayının tamamı eksi devretmeyen bölüm 3 devreden kadar 9 bir tane devreden var bir tane 0. Böyle yapabiliriz. Buradan yapabiliriz. Veya şunu yaparız. Siliyorum bunu. Şöyle açarız. Bu 0,3 çıkabilirsin. 0,09 devreden gibi de düşünülebilir. Buradan da yapabiliriz. Buradan da yapabiliriz. Şurası bir tane devreden var. 9, 90. Yani şunu çözümlersek. 9'u yazıyorum. Bir tane devreden var. 9, bir tane devretmeyen var. 0, 9'lar gider. 1 bölü 10. O da 0,1 olur. 0,3 ile toplarsak 0,4. Aynı sonucu yine buluruz bunu. Tamamen bize kalmış. Bunları siliyorum. Bir üstte tamamlayabiliriz eğer 9'lu devreden varsa. Şunu siliyorum. Demek ki A bölü B sayısı 0,4'müş. Şöyle yazayım. A bölü B 0,4. 0,4'ü biz 4 bölü 10 gibi düşünürüz. Ama en küçük değerleri istiyor. 2'ye böleriz. 2'ye böleriz. 5. En az A sayısı 2, B sayısı 5 olmalı. Yani A sayısı en az 2'dir. B sayısı en az 5'tir. Şunu sileyim. B sayısı 5. Bizden istenene gelelim. Bizden A artı B isteniyor. En küçük değeri 2 artı 5'ten 7 gelir. Evet, en küçük değeri bu olur.